Yani sonuçta %52'lik bir bölümümüz. Biz bunu tercih ettik. Bu yaşam şartlarını, bu zamları tercih ettik. Şimdi 2024 bana göre çok enteresan bir yıl olacak. Çünkü işte daha ilk günü harçları, daha birçok şeyi gördük. Bakın, büyük bir çelişki var burada. Nedir? Mehmet Şimşek'in politikası aslında kendisiyle çelişiyor. Mehmet Şimşek bütün hesaplamalarını, özellikle memur, emekli, işçi zam konusunda hep enflasyon tahminine göre yapıyor. Yani mesela faizin hesaplanması, mevduat faizlerinde bu arada. Daha birçok konuda %36 enflasyon tahmini üzerinde. Peki harçlar ve zamlar neden bu tahmine göre yapılmıyor? Bir kere ki en büyük çelişki burada. Yani sizin yaptığınız enflasyon tahmininiz %36. Hadi diyelim 38 oldu. Peki bu %58, %60 harç zamlarının anlamı nedir? Yani burada iktidar ya da ekonomi yönetimi kendi içinde çelişkiye düşmüyor mu? Demek ki bu enflasyon tahminine bu devlet de inanmıyor. Devleti yöneten insanlar da inanmıyor. Ekonomi yönetimi de inanmıyor. İşte bu nedenle herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Aslında Mehmet Şimşek ve ekibi sinyal veriyor. Diyor ki bizim şeyimize inanmayın, enflasyon tahminimize. Bakın %58'in altı olmayacak diyor. Bilemediğin %55'in altı olmayacak diyor. Onun için enflasyon bana göre 2024'ün en önemli, seçim hariç en önemli olayı enflasyon olacaktır. Ve yarın enflasyon rakamı açıklanıyor. Çok önemli bir rakam. Büyük bir olasılıkla bu harçlar girmeyecek. Bu son artışlar, çünkü bir sonraki aya girecek. Yani yılı %62 seviyesinde kapatacağız. Ne kadar mantıklı? İşte bakıyoruz, bir liste var elimde. Ayçiçeği yağı %200 artmış. Etin fiyatı %180 artmış. Pirincin fiyatı %135 artmış. Peki nerede ya? Ekmeğin senin %100'ün üzerinde artmış. Peki bu %62 enflasyon hangi ülkede oluşmuş? Burada büyük bir çelişki var, ama sonuçta bunu yutturabildikleri kadar ya da inandırabildikleri kadar inanıyor maalesef halk. Çünkü Türkiye'de halen daha Boeing uçağının, Airbus'un Türkiye tarafından yapıldığına inanan geniş büyük bir kesim var. Onun için bu enflasyon rakamına da inanırlar. Şimdi tabii bir yandan da emekli izleyicilerimiz sabah erken saatlerden itibaren mesaj atıyor, mesajlarını iletiyor bize Sayın Özdemir. Enflasyon verileri dediniz ya, yarın enflasyon verileri açıklanacak ve böylece 6 aylık enflasyon da ortaya çıkmış olacak. Bu emeklileri çok yakından ilgilendiriyor ama TÜİK verilerine göre yapılacak işte bu zamlar. Ama bizim hiçbir giderimiz, yapılan hiçbir zam, markette gördüğümüz hiçbir etiket TÜİK etiketleriyle ne yazık ki örtüşmüyor. Dolayısıyla emekliler diyor ki yeniden değerleme oranı %58 ise bize acaba kaç, yüzde kaç oranında zam yapacaklar? Emekliler anladığımız kadarıyla bu sürecin en mağdur kesimi oldu. Siz nasıl yorumlarsınız? Valla ben de bir mağdurum, çünkü son bir yıldır bir kuruş zam almadım. O %25'lik zamı dahi almamış bir mağdurum. Çünkü kök maaş denilen bir olay var. Şimdi bana %35 yapsan olur, %40 yapsan olur. Maaşım bir yıl sonra bile daha bugünkü değerine ulaşmayacak. Şimdi bakın, karşımızda öyle bir ekonomi yönetimi var ki işçiye, emekliye yapılan zammın enflasyona neden olduğuna inanan bir ekonomi yönetimi var. İşte bu nedenle memur, emekli sevinmesin. Bakın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde herkes davul zurna çaldı. Kurtarıcı olarak gördüler. Bir Mehdi gibi gördüler. İşte görüyoruz, yani adamın ilk ağzından çıkan ücret ve zamlar enflasyona neden oluyor dedi. Şimdi siz bu adamdan ne beklersiniz? Doğal olarak daha düşük maaş beklersiniz. Ben özellikle emekli kesiminin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum. Tabii ki burada Cumhurbaşkanı yine devreye girecektir. Yine 2 puanlık ekstradan bir zam verecektir. Ancak burada emekliye 2 puan, 3 puanlık değil, şu kök maaş düzenlemesinin yapılması lazım. Adam gibi geçinebileceği, kimseye muhtaç olmayacağı bir rakamı vermesi gerekiyor. Bakın şimdi kış geldi. Yeniden Avrupa'daki o emekliler Türkiye'ye doğalgaz ücreti ödememek için ya da daha rahat bir hayat için maaşının yarısıyla Türkiye'ye geliyor.
bir ay boyunca kalıyor. E biz Allah aşkına bırakın yurt dışına gitmeyi, bizim emeklilerimiz Bakırköy'den Eminönü'ne gidemiyor. Yani bu kadar. Çünkü Eminönü'ne gidebilmesi en az 250-300 liralık toplu taşıma ücreti ödemesi demektir. Dört tane araca binse. Bu nedenle emekli daha da bu yılda mağdur olacak. Yapılacak bir şey yok. Yani hiç kimse emekliler iyi bir şey beklemesin. Bekleme şansı yok. Yani öyle bir şey vermeyecekler. Vermesi imkansız. Çünkü Mehmet Şimşek inanıyor ki emekliye ben zamı verirsem enflasyon yeniden patlayacak. Ha, vermediği zaman da mı patladı? Patladı. Onun için yapılacak bir şey yok. Sadece seyredeceğiz. Bu sürecin geçmesine, bu ekonomi yönetiminin ya da bu siyasi iktidarın artık ya vicdana gelmesini bekleyeceğiz ya gitmesini. Başka hiçbir şansımız yok. Şimdi Sayın Özdemir, yani bu yıl artık 2024 yılına başladık. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmak gerekiyor. Ne demişti Erdoğan? Türkiye 100 yılını 2024'te başlatıyoruz. Yani anladığımız kadarıyla asıl şahlanışı biz bu yıl göreceğiz. Geçen yıl görememiştik. Şahlanan zamlar oldu dedik biraz önce başlıkta da. Şunu soracağım. Sanıyorum bu yılın bir değerlendirmesi yapmamız gerektiğinde bu yılı 2024'ü seçimden önce ve seçimden sonra diye ikiye ayırmak mümkün. O zaman bu başlıkta hemen soralım. Çünkü az sonra piyasalara da geleceğim. Bizi ne bekliyor diye soracağım. 2024'te yerel seçime kadar acaba bu zam yağmuru nereye kadar gider? Sonrasında bizi ne bekler? Çok doğru. Yani kesinlikle ikiye ayırmak gerekiyor. Seçime kadar, seçimden sonra. Seçime kadar hiçbir şey beklemeyeceğiz. Yani halen daha küçük küçük zamlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu zamlar küçük küçük mü? Evet, küçük. Çünkü daha aslı gelecek. Yani bu hani derler ya filmin ya da dizinin fragmanı gibi bir şey. Küçük böyle buklelerle halinde geliyor. Bunlar bu yerel seçimi kazanmak için kısıtlanmış, etkisi azaltılmış zamlar. Asıl biz yerel seçimden sonra göreceğiz. Çünkü burada kronik bir sorun var. Kronik sorunu çözebilmeleri için gerçekten radikal kararlara